Merhabalar gençler, sendeyiz hocam kanalına. Hoş geldiniz. En baştan serisinde geometri anlatmaya devam ediyoruz ve geometrinin en önemli konusu olan bir konuya geldik. Yani en önemli konusu olan bir konu çok değişik bir şey oldu. En önemli konularından biridir. Yani 100 kişiye sorsan, geometri bilen 100 kişi ise eğer 90-95'i rahat benzerlik der. Yani genel olarak hani benzerlik olarak söylenen konunun ana başlığı üçgende benzerlik ve eşliktir gençler. Bunu 5 tane videoda anlatmaya çalışacağız. Tabii ki konu daha da uzun, daha da örnek tipleri var ama biz ne yapacağız? Temel oluşturuyoruz. Benzerlik ve eşlikle ilgili olmazsa olmaz muhakkak bilmeniz gereken temel hususları en basit seviyeden anlatmaya, size aktarmaya çalışacağız gençler. İnşallah başarılı oluruz. Haydi başlayalım, bismillah. Şimdi gençler, benzerlik ve eşlik konusunda benzerliğin ne olduğunu anlatarak başlayacağız. Benzerlik nedir? Şimdi tabii benzerlik konusunu anlatırken genelde ben öğrencilere benzemez kimse sana Türk sanat müziğinden onu dinleterek başlarım. Bu kısma da koyabilmeyi isterdim ama malum şartlardan dolayı koyamayacağız muhtemelen. Benzerlik gençler gerçekten ne demek olduğunu bilmemiz lazım ilk etapta. Benzerlik demek yani kavram olarak manası var. Türkçedeki manası da var. Hani benzer deyince aklımıza ne geliyor? Birbirine benziyor. Bu buna benziyor ne demek? Yani ortak özellikleri var. Benzeşiyorlar demek. Şöyle düşünelim. Mesela ne yapıyoruz biz? Türkiye veya dünya siyasi haritasını düşünün. Hocam ne oluyor? Geometri, coğrafyaya geçtik. Olur, her şey olabilir. Türkiye haritası çizilirken Türkiye haritası normal klasik ölçüleriyle oranlı bir şekilde çiziliyor değil mi? Yani tutup atıyorum İstanbul 5 santim gösteriliyorsa tutun şimdi Konya'yı 2 santim gösteremezsin değil mi? Konya daha geniş. Baktığın zaman yüz ölçümü olarak daha büyük. Yani benzer çizilmeye çalışılıyor ve dolayısıyla aralarında ne var? Aralarında bir benzerlik oranı var, daha sonradan söyleyeceğiz. Nedir o benzerlik oranı da haritalarda? Ölçek diyerek geçiyor. Yani benzer olan şekilleri biz geometride düşündüğümüz zaman, şu anda konumuz üçgende benzerlik. İki tane üçgenin benzer olması için gençler muhakkak ama muhakkak ne olması lazım biliyor musunuz? Açılarının eşit olması lazım. Yani iki tane üçgen, bakın burada A açısı çizgi, D açısı çizgi. B açısı nokta, E açısı nokta. C açısı iki çizgi, F açısı iki çizgi. Baktığımız zaman bu üçgenin A açısı D açısıyla, B açısı E açısıyla, C açısı F açısıyla aynı. O zaman sıralı olarak ABC yazarsak, bakın dikkat edin, ABC, burada da DEF yazarsak ABC üçgeni benzerdir, DEF üçgeni denir. Bakın görüyor musunuz benzerlik işaretini? Şu arkadaki şöyle dalgalı bir şey. İşte bu benzerlik işareti gençler. İki üçgenin arasında böyle bir işaret görüyorsan ne anlayacaksın? Bu üçgenlerin benzer olduğunu anlayacaksın. Şimdi açılar eşse benzerlik var. Peki benzerlik varsa açılar eş. Bak önemli bir şey çıktı. Şimdi diyor ki adam ABC üçgeni, DEF üçgeni. Şöyle bir şey koyuyor soruya. Sonra soruyu soruyor. Öğrenci bunun ne demek olduğunu bilmezse soruyu çözemez. Temel inşa ediyoruz ya. Bu ne demek gençler? ABC üçgeni benzerdir DEF üçgeni demek. Bakın dikkat. Burada birinci sırada yazan A ile burada birinci sırada yazan D açılarının eşit olduğunu anlıyoruz o zaman. İkisi de çünkü birinci sırada. Bak A eşittir D. Şuralar eşit. A eşittir D. Yine aynı şekilde burada ikinci sırada yazan B açısıyla burada ikinci sırada yazan E açısının ne olması lazım gençler? Eşit olması lazım. B eşittir E. Ve son olarak burada üçüncü sırada yazan C açısıyla burada üçüncü sırada yazan F açısı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda gençler. Tamam. Sıralı olarak baktığımız için. Var mı sıkıntı? Evet hocam. Örneğimiz gelsin. Bakıyorum şimdi ne diyor? A, B, C üçgeni benzerdir D, F, E üçgeni. O zaman bakın A açısıyla D açısı aynı olmalı. Hemen gidiyorsun şekle. A açısını atıyorum nokta koydun diyelim. Diğer şekilde de D açısına ne koyacaksın? Nokta koyacaksın. Açıların aynı olduğunu anlatmak için biz ne yapıyoruz? Aynı sembolle bunları ifade ediyoruz. Gösteriyoruz şekil üzerinde. Devam. İkinci sırada yazan açımıza bakıyorum. İkinci sırada yazan açımız B açısı. Burada ikinci sırada yazan F açısı. O zaman B açısıyla 70 yazıyor. F açısında da 70 yazmalı. O zaman alfa eşittir 70 olmalı. Devam. C açısı, son sırada yazan C açısıyla da E açısı aynı olmalı. Yani şuradaki C açısına nokta koyarsan buradaki E açısına da, gerçi noktayı yukarıda kullandık, nokta kullanmayalım. İki çizgi kullanalım. Buraya da iki çizgi kullanmamız gerekecek. Tamam mı gençler? Yani şekildeki üçgenler benzerse karşılıklı sıralı olarak açıları ne yapacağız?
eşit diyeceğiz. Sen neyiz acaba? Evet, devam ediyoruz gençler. Evet, buraya bir tane duk koyduk. Haydi bakalım. ABC üçgeniyle DFE üçgeni benzer verilmiş. Dikkat. Şimdi bakıyorum hemen. Birinci sırada A açısı var. Birinci sırada D açısı var. O zaman A açısıyla D açısının ölçüsü aynı olmak zorunda. Devam ediyorum. İkinci sırada B açısı var. İkinci sırada F açısı var. O zaman B açısında 65 yazıyorsa F açısında da 65 yazmalı. Alfa 65 dereceymiş. Ve son olarak C açısı 3. sırada. 3. sırada burada da E açısı var. O zaman C açısı 45 ise E açısı da 45 derece olmak zorunda. Var mı gençler sıkıntı? Sen ne diyeceğim? Evet gençler, demek ki olay şu. Aynı sıradaki harflerin gördükleri açılar eşit olmak zorunda. Birinci sıradaki açıyla birinci sıradaki açı. İkinci sıradaki açıyla ikinci. Sırayı bozmadan ilerliyorsunuz. Bu kadar basit. Sırayı bozma. A, F, B, D, C, E. Sırayla bak. A ile F. Hemen bakıyorum. A ile F dedim. Bak hemen aldım mavi kalemi. A ve F. A'da kaç yazıyor abicim? 35 yazıyor. Götür F'ye de 35'ini yaz ya. Yaz. 35. Tamam. Devam etmene gerek yok. Soru bitti. Neden bitti? Buranın 35 olduğunu bulduğun anda iç açılar toplamı bir üçgende 180'dir prensibinden 90 artı 35 artı alfa eşittir 180 olmalı. Buradan yaparsın. Veya burası 90'sa bu iki arkadaşın da toplamı 90'dır dersin. Alfa artı 35 90 da yazabilirsin. Tamam. Veya hocam ben illa devam etmek istiyorum. Tamam, devam et. B açısı ikinci sırada. İkinci sırada D açısı. B 90, D de 90. Bak adam buraya yerleştirmiş. Ve son olarak C açısıyla E açısı da eşit olmalı. Yani C açısına sen şuraya ne koyarsın? E açısına alfa dediğin için buraya da alfa koyman gerek. Yani alfa 35 90 üçgeninde iç açılar toplamı 180 olduğuna göre topluyorum. 90 ile 35'i topluyorum. 90 önce 100 yap. 10 ekle. 100 olsun. 35'ten 10. 25 kaldı. Yani 125 artı alfa eşittir 180. At 125 karşıya. At 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 karşıya. Eksi 125 olarak geçti. 180 eksi 125 oldu. Buradan alfa gençler 180'den 25'i çıkarttığımız zaman 55 derece oldu. Var mı sıkıntı? Neyiz hocam? Evet. ABC üçgeniyle DEC üçgeni eş verilmiş. X nedir diye soruyor. Bak şimdi sıra çok önemli. Sırayı bozmadan eşitliyorsun. Birinci ile birinci. A ile D. Şimdi A nerede? Burada. Çizgi. D nerede? Burada. Çizgi. Devam. İkinci sırada B var. İkinci sırada E var. O zaman B açısıyla E açısı aynı. E bakın gençler. E x artı 30. B 3x eksi 40. O zaman 3x eksi 40 eşittir x artı 30 olmalı. Bana x'i soruyor zaten. Bu denklemden x'i bulabiliriz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Ne yapalım? Şu x'i at karşıya eksi x olarak geçsin. Eksi 40'ı at karşıya artı 40 olarak geçsin. 3x eksi x eşittir 40 artı 30. 3x'ten x çıktı gençler. 3 elmadan elma çıktı. 2 elma yani 2x. 40 30 daha 70. Her tarafı alt tarafı 2'ye bölersen dış dış gitti. 70 bölü 2 kaçtır? 35'tir. Demek ki x'imiz kaç dereceymiş? 35 dereceymiş sevgili gençler. Var mı sıkıntı? Hocam sen deyiz. Evet. ABC üçgeni ile EDB üçgeni benzer olarak verilmiş gençler. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. E bunlar benzerse gençler değil mi? Birinci ile birinci, ikinci ile ikinci, üçüncü ile üçüncü açılar eş olmalı. Buraya dikkat. İç içe üçgenler var. Kafan karışmasın. Büyük üçgende A açısıyla EDB üçgeni, içerideki EDB üçgenindeki E açısını eşitlemen lazım. A ile E'yi. Hemen şuraya şöyle noktalarımızı koyalım. Tamam. Sonra devam ediyorum. İkinci açım ne? İkinci açım B. Burada ikinci açım ne? Burada ikinci açım D. Şimdi bak B, ABC üçgenindeki B açısı. ABC üçgenindeki B açısıysa şurasının tamamını kastediyorum. Yani buranın tamamıyla EDB'deki D açısı aynı olmalıymış. Görüyor musun? ABC üçgenindeki B açısıyla yani alfa var, 30 var. Toplamda alfa artı 30 var. ABC üçgenindeki B açısı buna denk. Tamam. Bunu daha da güzel söyleyecek olursak, şöyle yazarsak daha da manalı olur gençler. ABC üçgenindeki B açısı ABC açısıdır. Tamam. Yani buradaki B açısıyla sen ne yapacaksın? EDB'deki D açısını yani 70'i eşitleyeceksin. 70'i. Hangi üçgende o da? EDB üçgeninde. Edirne, Denizli, Bursa üçgeninde EDB açısı. O zaman alfa artı 30 70 olmalı. Bu eşitlik bana alfayı
bulduracak ki zaten alfayı soruyor. At 30'u karşıya eksi 30 olarak geçti. 70 eksi 30'dan alfamız kaç derece çıktı sevgili gençler? 40 derece çıktı. Evet, var mı sıkıntı? Sendeyiz hocam. Evet. ABC üçgeni ile DCE üçgeni benzer olarak verilmiş. Alfa kaç derecedir diyor. Hadi bakalım gençler. Aynı mantıkla devam. ABC'deki A açısıyla yani birincisi DCE'deki D açısı. ABC üçgenindeki A açısı. Aha burası. Buldum. Burası. İşaret koydum çizgiye. Geliyorum DCE'ye. DCE D açısı. Ha şurası. O zaman bu çizgi koyduğum yere ben çizgi koymayayım. Direkt buraya kaç yazayım? Direkt buraya 90 yazayım, değil mi? Bakın lütfen tespit edin. ABC büyük üçgen bak. ABC, ABC şu. Bu üçgendeki A ile DCE. Şu üçgendeki yine sarıyla göstereceğim. Şu üçgendeki D. Yani şu D ile şu A'nın aynı olması lazım. Ki soruda sana bak bak soruya. Soruda sana D'yi ne vermiş? 90 vermiş. O zaman burası da 90 olmalı gençler. Anlaştık. Bu 90'ı yerleştirdik. Bak çok güzel. Devam et. İkinci açın ABC'deki B açısı. İkinci açın B açısıyla DCE'deki C açısı. ABC üçgenine bak şimdi. ABC üçgenindeki B açısıyla şöyle bir çizgi koyalım buna. Tamam mı? DCE'deki C açısı. Yani Denizli Ceyhan Edirne'deki C açısı. Yani şu sarı yerden bahsediyor. 25. Buradan bahsediyor. Yani çizgi dediğimiz şeyin aslında 25 olduğunu bulduk. Tamam. Yazalım o zaman şuraya 25 diye. Yazalım. En doğal hakkımız. Yazdık 25'i. Buradan devam edecek olursak gençler. Zaten soruda çözmek için gerekli verileri buldun. Tamam. Bulduğun anda benzerliği bir tarafa bırak. Soruyu çözmek için devam et. Açıları buldun çünkü bak. Burada 90 yazmıyordu. Burada 90'ı buldun. Burada 25 yazmıyordu. Burada 25'i buldun. Devam et. Üçgende açı sorusuna döndü şu anda soru. Bir üçgende iç açılar toplamı, bu sarı üçgende iç açılar toplamı 180 olduğundan bu iç açıları toplayıp 180'e eşitleyebiliriz. Dahası bayağıdır söylemiyoruz. İki iç bir dış. Bir üçgendeki iki iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani Denizli Bursa Edirne üçgenindeki Denizli açısıyla Bursa açısının toplamı Denizli açısıyla Bursa açısının toplamı Denizli Bursa Edirne üçgeninde Denizli ile Bursa'nın toplamı E'deki dışı verecek. Yani alfa ile 25'i toplarsan alfa artı 25 olarak buradaki E'deki dış açıyı yazacaksın. Tamam. İki iç bir dış. İki iç bir dış. Buradan gençler E açısını alfa artı 25 bulduk. O zaman sarı üçgenden hareketle iç açılar toplamını 180'e eşitleyelim. D, E, C üçgeninde iç açılar toplamı yapıyorum sevgili gençler. İç açılar toplamı 180 derece. Topluyorum. D açısı 90. E açısını söyleyin. Çok güzel. Alfa artı 25. C açısını söyleyin. 25. Kaça eşitleyeceksin? 180'e eşitleyeceksin. Buradan 90 artı alfa artı 25, 25, 50 yaptı. Eşittir 180 oldu. Buradan alfaya ne kaldı? 40 derece kaldı sevgili gençler. Tamam. Sendeyiz hocam. Hemen buraya bir tane duk geldi. Güzel bir duktuk böyle hakikaten. Hadi bakalım. Evet gençler umarım yaptınız. Hadi bakalım. B, E, A bak. Sıranın önemli olduğunu fark edin bakın. Yani alfabetik olarak falan yazmıyor. Sıra önemli. Yani aynı sıradaki açıların ölçüleri eşit olacak çünkü. Benzerliğin temeli bu. Dolayısıyla B açısıyla A açısının ölçüsü eşit olacak. Hangi üçgenlerden bahsediyoruz ama ona da dikkat edin, tamam mı? B açısı, A açısı derken A'nın olduğu yerde 3 tane açı var. Hangi üçgendeki A açısı? Dolayısıyla üçgenleri bir belirleyelim bak. B, E, A üçgeni şu üçgen sarı üçgende, tamam mı? A, D, C üçgeni A, D, C'yi de şöyle kırmızı gösterelim bak. Şu üçgen A, D, C üçgeni bu iki üçgenden bahsedeceğim, tamam mı? Bu iki üçgendeki açılardan bahsedeceğim gençler. Lütfen dikkat. Şimdi şu ADC'nin şu çizgisi biraz kötü oldu. Şunu biraz düzelteyim. Şöyle çizelim. Daha güzel gözüksün. Allah'tan düzelttim ha. Arada S vermek gerekiyor. Biraz müsaade edeceksin ha. Müsaade et bir daha çiz. Müsaade et bir daha çiz hocam ya. Niye kasıyorsun? Heh. Bu sarıyla bu kırmızı üçgenden bahsedeceğiz şimdi, tamam mı? Şimdi mavi kalemi elime aldım. Sarı üçgendeki B açısıyla kırmızı üçgendeki A açısı aynıymış.
Sarı üçgendeki B açısı, herkes baksın sarı üçgendeki B açısı. Aynı yere bakın. Baktığım yere bakmanız lazım. Peki kırmızı üçgendeki A açısına bakar mısınız? Bakın siz şimdi, ben fareyi oraya götüreceğim. Herkes buraya mı baktı? Herkes buraya baktıysa çok güzel. Sarı üçgendeki bu B açısıyla kırmızı üçgendeki bu A açısı eşit olmalıymış. O zaman buraya alfa artı 25 yazacağız. Bak renkleri o yüzdeş yapalım. Buraya ne yazacağım? Alfa artı 25 yazacağım. Devam et. B A üçgeninde devam ediyoruz gençler. Yeşili alıyorum bu sefer. B E A üçgenindeki ikinci sırada olan E açısıyla A D C üçgeninde ikinci sırada olan D açısı. Sarı üçgendeki E açısıyla. Herkes bulsun sarı üçgendeki E açısını. Buldunuz mu? Herkes buraya bakıyor mu? Çok güzel. A D C üçgenindeki D açısı. Peki A D C üçgenindeki D açısına herkes baksın. A D C'deki D açısına. Baktı mı herkes? Evet, kırmızı üçgenden bahsediyoruz bunlara. Bu iki arkadaşın eşit olduğunu söylüyoruz. Tamam. Şu anda soruyu çözmek için gerekli veriler var. Çözebiliriz. Ama ben devam ettirmek istiyorum. Son adımda BEA'da ve ADC'deki 3. sıradaki yere de bakalım. A açısı 3. sırada, burada da 3. sırada C açısı var. Şimdi gençler sarı üçgendeki A açısına baksın herkes. Bakıyorsunuz mu? Sarı üçgendeki A açısı. Gençler bakın sarı üçgende, sarı üçgen şurası, bak sarı yere dikkat, bak şurası A açısı sarı üçgende, şurası, şuradaki 25 yok, şurası. Peki ADC'deki C açısına bakın. ADC yani kırmızı üçgendeki C açısı nerede? İşte burada. Demek ki buradaki sarı yerde, buradaki sarı yerle aynı olmalı. Yani kaç olmalı? Alfa artı 35 olmalı. Yazıyorum buraya da alfa artı 35. Evet, şu anda soruyu çözmek için tüm veriler yerleştirdik. Çözelim soruyu. En büyük üçgende iç açılar toplamı 180 derecedir. Değil mi gençler? ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olduğundan ABC üçgenindeki iç açıları toplayın. Toplayın. A'daki iç açıyı söyleyin. Alfa artı 35 artı 25 60. Artı alfa artı 60. B açısı alfa artı 25. C açısı alfa artı 35. Topladım geldim. Kaça eşitledim? 180'e eşitledim. 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa, 3 alfa artı 60, 25, 35. Topla. 60, 25 daha 85. 85, 35 daha 85'e 5 ekle 90. 90, 30 daha 120. 3 alfa artı 120 eşittir 180 oldu. Sevgili gençler 120'yi karşıya atar mısınız? Attık hocam. Attık. Eksi 120 olarak geçti. 180 eksi 120 oldu. 3 alfa 180 eksi 120'den 60 derece oldu. Yani 3 alfa eşittir 60 derece ise her tarafı, alt tarafı 3'e böleceksin. 3'ler gitti. Alfa yalnız kaldı 60 bölü 3'ten. Katliam yapıyordum az daha. 60 bölü 3'ten alfamız 20 derece çıktı gençler. Anlaştık. Zor bir şey yok. Sırayı bozmadan eşitleyeceğiz gençler. Tamam, şekiller üst üste binse de değişen bir şey yok. Tamam. Sırayı bozmadan eşitleyeceğiz. Sendeyiz hocam. Devam edelim. Peki benzerlik oranı nedir? Benzerlik, tamam, benzerlik oranı nedir? Gençler iki üçgen benzerse karşılıklı olarak birinci sıradaki birinci sırada, ikinci sıradaki açı ikinci sıradakiyle, üçüncü sıradaki üçüncü sıradaki de eşittir dedik. Peki eşit olan açıların karşısında ne var? Karşısında kenar uzunluğu var, değil mi? İşte bu kenar uzunluğu, karşısında bir kenar var sonuçta, o kenarında bir uzunluğu var. İşte bu kenar uzunluklarının oranına biz benzerlik oranı diyoruz. Yani bak adam ne yazmış, bak benzer üçgenlerin eşit olan açılarının karşılarındaki kenarların oranları birbirine eşittir. Altın cümle bu cümle. Benzerlik oranını içeren cümle. Benzer üçgenlerin eşit olan açılarının karşılarındaki kenarların oranları. Şimdi ABC ile DEF benzer mi? Benzer. Vermiş bana soruda. Benzerliği verdikten sonra diyorum ki o zaman eşit olan açı A açısıyla D açısı eşittir değil mi? Birinci sıradaki birinci sıradaki. Peki A açısı ve D açısı acaba hangi kenarları görüyor? Bakalım. A açısına bakıyorum. Şuraya A açısının gördüğü kenara bakın. Kaçı görüyor? 5. D açısının gördüğü kenara bakın. Şöyle bakın. Kaçı görüyor? 10. İşte 5'in 10'a oranına ben benzerlik oranı diyorum. Veya onun 5'e oranına da benzerlik oranı diyebiliyorsun. Bakış açınıza göre değişir. Yani 5 bölü 10 sonuçta 1 bölü 2 değil mi? Evet. Benzerlik oranı 1 bölü 2 o zaman. Ve bu oran diğer kenarlarda da olmak zorunda. Yani 5 bölü 10, 1 bölü 2... Aynı şekilde ikinci sıradaki B açısıyla ikinci sıradaki E açısının gördüğü kenarların oranları da 1 bölü 2 olmalı. Yani B'nin gördüğü, bak
Bak bak bak beynin gördüğüne. Hoppa kimi görüyor? 3'ü görüyor. Bak 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 beynin gördüğüne. Hoppa kimi görüyor? 6'yı görüyor. 3'ün 6'ı oranı 1/2. Ve son olarak C ile F'ye de bakalım. C'nin gördüğü hoppa 4. F'nin gördüğü hoppa 8. 4/8 de 1/2. Dolayısıyla gençler aynı açıların karşısındaki kenarların oranları şekiller benzerse sabit olmak zorunda. Aynı açıların karşısındaki oranlar sabitse şekiller benzer olmak zorunda. Tamam. Evet. Şimdi gelelim örneğimize. Örnek. ABC üçgeniyle DEF üçgeni benzer olduğuna göre X kaçtır? Şimdi benzer üçgen verdiği anda sana eşit açıları veriyor. Artık bunu yazmayı öğrettik. Gösterelim hemen. A açısı birinci sırada, D açısı birinci sırada. O zaman diyeceğim ki A açısıyla D açısı eşit. A ile D eşit. Hop çizgi. Hop çizgi. B açısı ikinci sırada. C, E açısı ikinci sırada. O zaman B, Y nokta. E, Y nokta. Ve son olarak üçüncü sırada C, üçüncü sırada F. C açısı çizgi, F açısı çizgi. Eş olan açıları belirledin. Sonra aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlayarak sonuca gideceksin. Aynı açıların karşısındaki kenarları. Şimdi A ve D kenarı, A ve D açısının gördüğü kenarlara bakıyorsun. İkisinin de uzunluğunu bilmiyoruz. O zaman A açısının karşısındaki kenarları yazmana gerek yok. Soruyu çözmek için kenar uzunlukları nereleri verilmişse o kenarları gören açılara müracaat edeceksin. Tık 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 çalacaksın kapıyı. Tamam. Nereye müracaat edeceksin? Mesela B'ye. Değil mi? Bakın B'ye. B açısının gördüğü kenara bakıyorum. 8. E açısının gördüğü kenara bakıyorum. 4. Gençler bize öğretmenlerin içinde böyle bir şey kaldığı zaman acaba burada bir tereddüt mü var diye onu basit bir şekilde anlatmadan rahat edemeyiz. Muhakkak anla. En azından ben öyleyim. Çoğu öğretmen de öyledir zaten. B açısı ve E açısı ikisi de nokta. Bu noktaların karşısındaki kenar derken noktanın yani açının karşısındaki kenarı bulmayı biliyor muyuz? Bakın nasıl buluyorum bak. B açısının karşısındaki kenarı bulacaksan B açısının kollarına bakacaksın. B açısı nerede? Nerede? Hangi üçgende? ABC üçgeninde. Kollarına. Kollarına bakacaksın bak. B açısının kollarına bak. Kollar nereye gidiyor? Bak kolları görüyor musun? B açısının kolları üçgenin köşesine gidene kadar götüreceksin. Üçgenin köşelerine kadar götür. Üç tane köşe var zaten üçgende. Sen bir köşedesin. Diğer iki köşeye kadar git. Gittin mi diğer iki köşeye? Gittin. A ve C. İşte bu A ve C arasındaki uzunluk kaçsa B açısının gördüğü kenar da o. Oh be rahatladım. Bunu anlatmam lazımdı. Basit de olsa söylemem lazımdı. Tamam gençler? Yani aynı açıların karşısındaki kenarla olanlarken açının karşısındaki kenarı bu şekilde tespit edeceğiz. Noktanın karşısı 8. Bak aynı şeyi E için yap. E, D, E, F. Yani sana D, F lazım. Kaç yazıyor? 4 yazıyor. 8/4. Eşittir diyorum. Eşittir. Bu sefer bak 8/4 bu sefer ABC sırayı bozmadan ABC'den başladıysan orantıda ikinci adımda tekrar ABC'den başlayacaksın. Ne yapacaksın bu sefer? Çizgi. Buralara çizgi çizgi demişiz. Kötü olmuş. Şunları hemen düzelteyim. İki çizgi. İki çizgi olmaz. Hatasız kul olmaz prensibi. İki çizgi. İki çizgi olsun. Sonra diyelim ki C'nin karşısındaki açı 10. F'nin karşısındaki açı X. Pardon kenar özür dilerim. C açısının karşısındaki kenar 10. F açısının karşısındaki kenar X. 10/X diyeceksin. Tamam. Yine aynı şekilde açının karşısındaki kenarı bulmak için açının kollarına bakın. Açının kolları nereye gidiyor? C'yi görüyor musun? Bak hoppa. C'den güz at A'ya ve B'ye gidiyor. A B'yi görüyor yani. Açının gördüğü kenarı görmek, tespit edebilmek çok önemli burada. Çok hassas. Tamam. Buradan 8/4 eşittir 10/X olduğuna göre gençler işler dışlar beni kurtarır. 8x eşittir 4 kere 10. 40. X'i bulmak için her tarafı 8'e bölersin. 8'ler sadeleşti. X eşittir 40/8'den 5 çıktı sevgili gençler. Var mı sıkıntı? Hemen buraya bir tane duk istiyorum. Evet. Buyurun. Evet gençler bakıyorum. ABC ile DEF üçgenin benzer olduğunu söylemiş mi? Söylemiş. Söylemiş. O zaman benzer olduğunu söylediğine göre X'in uzunluğunu bulabiliriz. A açısıyla D açısı aynı. A açısı nokta, D açısı nokta. B açısıyla E açısı aynı. İkinci sıradakiler B çizgi, E çizgi. Üçüncüsünü de bizim için 90-90 eşitlemiş zaten. Bak C ile F'yi de eşitlemiş. Peki şimdi ne yapacağız? Aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlayacaksın.
Tamam mı? Hadi Jackson, oranını yiyeceksin. Hadi bakalım. Şimdi nereden başlayalım? ABC'den. Soldan sağa doğru. Kendinize bir yön belirleyin. Oradan başlayın gençler. Tamam mı? Genelde ileride göreceksiniz. Küçük üçgenden büyük üçgene doğru gidilir. Ama yanlış bir şey yok. Büyükten küçüğe de gidebilirsin. Yeter ki sırayı bozma. Yani birinci adımda hangi üçgenden başladıysan diğer oranı yazarken de aynı üçgenden başla. Bak göstereceğim şimdi. Çizginin karşısındaki kenar uzunluğu. Bulmayı öğrendik mi gençler? Bak çizgiyi, çizgi şöyle uzatıyorsun. Bak uzatıyorsun. Hoppa CA arasındaki kenarı görüyor. 12'yi görüyor. Bölü buradaki çizgi nereyi görüyor? 3'ü görüyor. 3. 12 bölü 3. İşte demin söylediğim şey. İkinci adımda tekrar 12'yi nereden aldıysan o üçgene git. Yine o üçgenden başlayacaksın. Nereden bakacağız bu sefer? Noktanın karşısına bakalım değil mi? 16. Bak şuradaki nokta nereyi görüyor? Bakın buradaki nokta. Bakın nokta nereyi görüyor? Bak şunu şöyle uzatın zaten hayali olarak tık 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 tık. 16'yı gördüğünü göreceksin. 16'yı görüyor. Peki diğer üçgendeki nokta nereyi görüyor? X'i görüyor. 16 bölü X olmuş oldu. 16 bölü X olmuş oldu. 12 bölü 3, 16 bölü X'e eşit olmalıymış gençler. Değil mi? Bak 12'nin 4'te 1'i 3, o zaman 16'nın 4'te 1'inden X 4 olacak. Orantı sonuçta bu. İstediğin gibi yapabilirsin. Veya hocam benim kafam karışıyor. Ben böyle sağlamcıyım diyorsan işler dışlar yapacaksın. Diyeceksin ki 12 ile X'i çarptım. 12 X. 16 ile 3'ü çarptım. 10 kere 3. 30. 6 kere 3. 18. 30. 18. 48. Her tarafı 12'ye böldüm hocam X yalnız kalsın diye. 12'ler tık tık sadeleşti. X eşittir ne çıktı? 48 bölü 12'den 4 çıktı. Tamam. Sendeyiz hocam. Evet gençler. Bir tane daha örnek. Haydi bakalım. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer olarak verilmiş. X kaçtır diye soruyor. Öncelikle ne yapıyorduk? Eşit olan açıları isimlendirelim. A açısıyla D açısı. Birinci sıradaki ile birinci sıradaki. Sonra B açısıyla E açısı. İkinci sıradaki ile ikinci sıradaki. B ile E. Bunlara da çizgi diyelim. Ve son olarak C ile de F. C ile de F. Bunlara da iki çizgi diyelim şöyle. Değiştirelim böyle üstünü. Şimdi kocaman bir orantı yazacağız. Hazır mıyız? Benzerlik oranını tespit edeceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. Burada geçtiğimiz sorularda gençler bakın benzerlik oranlarını bulduk. Mesela burada 8 bölü 4 2. İşte bu 2 bizim benzerlik oranımız. Tamam mı? Büyükten küçüğe bakarsan 2 veya küçükten büyüğe bakarsan 1 bölü 2. İkisi de doğru. Yine burada 12 bölü 3'ten benzerlik oranımız 4. Şurada benzerlik oranımız 4 veya 1 bölü 4. Büyükten küçüğe bakarsan 4, küçükten büyüğe bakarsan 1 bölü 4. Tamam mı? Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Şimdi eşit olan açıları gösterdikten sonra şimdi ne yapıyoruz? Şimdi benzerlik oranını daha doğrusu orantımızı kuracağız. X'i ve Y'yi bulmak için. Nereden başla? İstediğin yerden başla. Sırayla gidelim istersen. A'dan başlayalım. Tamam. A, B, C, D, E, F yapalım. Şimdi noktanın karşısı. Noktanın karşısı. Kaç? Söyleyin bana. Lütfen rica ediyorum söyleyin. Öğrendik mi? Noktanın karşısı. Şöyle bakıyor değil mi herkes? Noktanın karşısı deyince. Şunu yapabiliyorsunuz değil mi? Hadi bakalım inşallah. Noktanın karşısı deyince böyle direkt açıyı oluşturun. Tamam. Nereyi görüyor? 4'ü görüyor. Tamam. Çok güzel. O zaman kırmızıyla 4'ü şuraya yazıyorum gençler. Kırmızıyı al, 4'ü yaz. Peki büyük üçgende D yani noktanın karşısı ne yazıyor? Y yazıyor. 4 bölü Y. Eşittir. Tekrar başa döndüm. Yine 4'ü aldığım üçgene döndüm. Oradan başlayacağım. B açısının karşısı yani mavi açının karşısı. Nereye görüyor bu çizgi bakın? 5'i görüyor. 5 bölü. Burada bu çizgi nereye görüyor? X'i görüyor. X. Ve son olarak yeşil olan açı C ve F açısı. Yine bu üçgenden başlayacağım. İki çizgi nereye görüyor? 6. Buradaki iki çizgi nereye görüyor? 42. 6 bölü 42 olmuş oldu gençler. Tamam. Şimdi şu orantıya bakaraktan hemen 6 bölü 42'yi sadeleştirip 1 bölü 7 olarak hesaplıyorum. Ve bu 1 bölü 7 benim neyim olmuş oluyor gençler? Benzerlik oranım olmuş oluyor. Ve benzerlik oranı gençler aklınızda olsun K harfiyle gösterilir. Neden? Çünkü benzerliğin son harfi. Öyle değil bilmiyorum neden K. Ama benzerlik oranı genelde K harfiyle gösteriliyor gençler. Tamam. Özür dilerim. Dolayısıyla benzerlik oranı 1 bölü 7. 1 bölü 7 de bana benzerlik oranı sormuyor ki. Bana X'i soruyor, Y'yi soruyor. Değil mi? Yani Y'yi de sorar herhalde hatasız kul olmaz prensibi. X ve Y'yi soruyor. O zaman ne yapalım? Şuradaki 1 bölü 7'yi benzerlik oranını önce 5 bölü x'e eşit diyelim. Değil mi? Sonuçta bu bir orantı. İster böyle eşit dersin, istersen böyle eşit dersin.
Değil mi? İkisini de yapalım. Önce şu mavi olanı yapalım. 1 bölü 7 eşittir 5 bölü x diyelim. Buradan içler dışlar yaparsak sevgili gençler, x ne çıktı? 5 kere 7'den 35 çıktı. Sonra kırmızı olanı yaparsak, yani 1 bölü 7'yi 4 bölü y'ye eşit dersek ve içler dışlar yaparsak y de buradan ne çıkacak? 28 çıkacak sevgili gençler. Anlaştık? Hadi yap o zaman. Yap o zaman. Sendeyiz hocam. Haydi. K, L, M, N, P, R. Eşit olan açıları isimlendirdik mi? K açısıyla hangi açı aynı? Söyle bakayım. Birinci sıradaki ile birinci sıradaki. Yani N açısı. K açısıyla N açısı aynı. Güzel. Peki. L açısıyla hangi açı aynı? Söyler misin bana? İkinci sıradaki ile ikinci sıradaki. Yani P açısı. Ve last one and the last one. M açısıyla hangi açı aynı? Söyler misin? M açısıyla R açısı. İki çizgi, iki çizgi. Geriye ne kaldı? Geriye kaldı benzerlik oranını yazmak. Yani bizim orantımızı oluşturmak. Hadi bakalım sırayla yapalım. Öncelikle mavi K'dan başlayalım. Sırayla gidelim. K ve N'nin karşısı, yani noktaların karşısına. Yani şunu koyduktan sonra, şu eşitliği koyduktan sonra artık şuna bakmasan da şuradan soruyu çözebiliyorsun. Noktanın karşısı 32. Noktanın karşısı B. 32 bölü B. Devam. Çizginin karşısı 40. Çizginin karşısı 5. Devam. İki çizginin karşısı 48. İki çizginin karşısı A. İşte bu. 32 bölü B eşittir 40 bölü 5 eşittir 48 bölü A olmuş oldu gençler. Buradan benzerlik oranını bana kim veriyor? Bak dikkat edersen 40 bölü 5 şuradan otomatik olarak benzerlik oranı 40 bölü 5 sadeleştirirsek 8. Benzerlik oranı 8'dir diyebiliriz gençler. Benzerlik oranı 8'dir veya küçükten büyüğe bakarsak 1 bölü 8'dir diyebiliriz. E peki ben benzerlik oranını bulduysam, benzerlik oranını bulduysam soruyu çözerim değil mi? Al 8'i benzerlik oranını, bir 32 bölü B'ye eşitle, bir de 48 bölü A'ya eşitle. 8 bölü 1 hem 48 bölü A'ya eşit hem 32 bölü B'ye eşit. Çünkü bak hem bu ikisi böyle eşit olur hem de bu ikisi şöyle eşit olur. Değil mi gençler? Buradan çözelim. İçler dışlar yapalım. B'yi bulalım. 8B eşittir 1 kere 32. 32. Her tarafı 8'e bölersek B eşittir 32 bölü 8'den 4 çıktı gençler. B'miz 4'müş. Aynı şekilde şuradan da içler dışlar yaparsak 8A eşittir 48. Her tarafı 8'e bölersem 8'ler gitti. A eşittir 48 bölü 8'den 6 çıktı. B 4'müş. A da 6'ymış. A yerine 6'yı yaz. B yerine 4'ü yaz. 6, 4 daha 10. Buraya da noktayı koyalım. Soruyu bitirdik. Evet gençler. Benzerliğe bismillah dedik. Giriş yaptık. Benzerliğin ne olduğunu, benzerlik oranının ne olduğunu, ne manaya geldiğini en temel düzeyden anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki kısımda işi biraz daha ileri seviyeye yavaş yavaş götürmeye başlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.